İnsanoğlunu kandırırken şeytan aleyhillâne öncelikle insanı şirke düşürmek için uğraşır. Şeytan insanı şirke düşürmek için uğraşır çünkü insan şirke düştüğü zaman Allah Azze ve Celle insanı asla bağışlamayacaktır. Ve insan şirke düştüğü zaman cennet kendisine haram olmaktadır. Bu nedenle şeytan aleyhillâne insanoğlunu saptırmak için ilk olarak onu şirke düşürmeye çalışır. Çünkü şeytan insanı şirke düşürmeyi başardığında kendisiyle birlikte cehennemde ebedi yanacak bir şahsiyeti daha kazanmış demektir. Hepimizin malumu olduğu üzere insanoğlu Allah'a şirk koştuğu zaman Allah ona cenneti haram kılar. Nitekim Maide suresi 72. ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur ki اِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ Doğrusu her kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun gideceği, barınacağı yer cehennem olacaktır. Yine bir diğer ayet-i kerimede şöyle buyrulur. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Hiç şüphe yok ki Allah şirki asla affetmez. Ama onun dışında kalan günahları dilediği kimseler için affedebilir. İşte şirk Allah'ın asla affetmeyeceği bir suç olduğu için şeytan ilk olarak insanları ona düşmeye teşvik eder. Teşvik eder ki insanlar cehennemde kendisiyle beraber ebedi kalsın ve oradan asla çıkmasın. Değerli dinleyiciler, yeri gelmişken burada hemen şirkin ne olduğunu vurgulayalım ki bizi dinleyenler ve sesimizin ulaştığı insanlar kendisini Allah'ın affetmeyeceği günah olan bu kötü amelden muhafaza etsinler. Şirk, insanoğlunun sakınması için bilmesi gereken en öncelikli şeylerden birisidir. İnsanoğlu şirkin ne olduğunu bilecek ki onun içerisine hayatı süresince asla düşmesin. İnsan bilmediği bir şeyin içerisine çok kolaylıkla düşebilir. Mesela sobanın yaktığını bilmeyen bir çocuk düşünelim. Bu çocuk soba ateşinin nasıl zarar verdiğini daha henüz bilmediği ve tecrübe etmediği için yanlışlıkla ona dokunabilir. Ama onun zararlı bir şey olduğunu, elini yaktığını, kendisine zarar verdiğini öğrendikten sonra soruyorum, acaba o çocuk bir daha o ateşe dokunur mu? O sobaya yanaşır mı? İşte tıpkı bunun gibi. İnsan da neyin şirk olduğunu bilmezse Allah korusun her an onun içerisine düşebilir. Bu nedenle her insanın şirki ve şirk çeşitlerini TC kimlik numarasını bildiği gibi hatta daha muhkem bir şekilde bilmesi gerekmektedir. Yani bir insan TC kimlik numarasını bilmediğinde en fazla resmi işleri bir süreliğine aksayabilir. Veya yapması gereken resmi işler birkaç gün sonra olur. Ama bir insan Allah korusun eğer şirki ve kendisini şirke düşüren şeyleri bilmezse o zaman cennetini kaybedebilir, cehennem ehlinden olur. Bu nedenle bizim yeri gelmişken şirkin ne olduğunu, hangi şeylerin şirke düşürdüğünü ve İslam alimlerinin şirki nasıl tanımladığını izah etmemiz gerekmektedir. Bunu inşallah iyi dinleyelim sevgili dinleyiciler. Çünkü bu tarifi bildiğimiz zaman dünya üzerinde ne kadar şirk ve çeşidi varsa Allah'ın izniyle kendimizi ondan muhafaza edebiliriz. Hani şirk bir tane değil, üç tane, beş tane madde değil. Binlerce çeşidi ve nev'i var. Bu nedenle bir insan eğer şirkin tanımını ehl-i sünnet alimlerine göre bilirse o zaman bu şirk çeşitlerine inşallah düşmez. Biz bütün detaylarıyla burada şirki anlatacak değiliz. Ama kısaca söyleyecek olursak, tanımını yapacak olursak şirk sarfu şeyin min hasaisillah ila gayrillah. Allah'a ait olan özelliklerden herhangi birisini bir başkasına vermek. Yani Allah Azze ve Celle'nin bir takım hususiyetleri, özellikleri, ona ait olan bir takım sıfatları vardır. Eğer bir insan bu özelliklerden herhangi birisini bir başka varlığa verirse, ki bu varlık insan olabilir veya bir başka yaratılmış olabilir, o zaman insan Allah korusun Allah'a şirk koşmuş demektir. Yani şirk Allah'a ait olanı bir başkasına vermek demektir. Mesela bunu birkaç örnekle izah etmeye çalışalım. Örneğin gaybı bilmek Allah'a ait olan, Allah'a has olan bir özelliktir. Mutlak gaybı yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle bilir. Mesela kıyametin ne zaman kopacağını,
insanın nerede ve hangi zamanda öleceğini, anne rahimlerinde olan çocukların iyi mi, kötü mü, Müslüman mı, kafir mi olacağını ve bunun gibi daha nice meseleleri yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle bilir. Bir kimsenin bu noktada en ufak bir bilgisi yoktur. Ve bir kimse eğer bu noktalarda Allah korusun söz söyleyecek olursa, o zaman Allah'a ait olan bir özelliği kendisinde görmüş olduğu için şirke düşmüş olur. Rabbimiz buyurur ki, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا. O gaybı bilendir ve gaybına hiçbir kimseyi muttali kılmaz. Yani gayb onun elindedir. Yine bir başka ayette Rabbimiz şöyle buyurur, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. Allah sizleri gayba muttali kılacak değildir. Âl-i İmrân suresi 179. ayet-i kerime. İşte bu ayet-i kerimelerden anlaşıldığına göre mutlak anlamda gaybı bilmek Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Bir kimse eğer tutar da Allah'a ait olan bu özelliği kendisinde görürse, kıyametin vaktini bildiğini iddia ederse veya insanların yarın ne kazanacağını, nerelerde öleceğini, hangi zamanlarda öleceklerini iddia ederse, bu insan Allah'ın bir hakkını kendisinde gördüğü için kesinlikle şirke düşmüş olur ve Allah korusun ebedi cehennemi hak eder. Yine bir örnek daha verelim sevgili dinleyiciler. Gaybı bilmek nasıl Allah'ın elindeyse, aynı şekilde hüküm koymak, kanun vaz etmek, insanların hayatına karışmak, onlara helal ve haram sınırları çizmek de aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Bu noktada Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de sayılamayacak kadar ayetleri vardır. Onlardan birkaç tanesini okuyacak olursak, Rabbimiz A'raf suresi 54. ayet-i kerimede buyurur ki, اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرِ. Dikkat edin ey insanlar! Yaratmak da, emretmek, hükmetmek de Allah'a aittir. Yine Yusuf suresi 40. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurur, اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ. Hüküm yalnız ve yalnız Allah'ındır. Bakınız, hüküm Allah'ındır demedi. Hüküm yalnız ve yalnız Allah'ındır dedi. Arasında ince bir fark var, nüans var. Mesela ben desem ki Ali ayaktadır, buradan başkalarının da ayakta olabileceği anlaşılır. Ama ben yalnız Ali ayaktadır dediğimde Ali'den başka hiçbir kimse ayakta değildir anlamı çıkar. İşte Allah Azze ve Celle de Kur'an-ı Kerim'de kendi hakimiyetiyle alakalı olarak böyle buyuruyor. Hakimiyet yalnız Allah'ındır, bir başkasının değildir. Kehf suresi 26. ayet-i kerimede de Rabbimiz buyurur ki, وَلَا يُشْرِكُ ف۪ي هُكْمِهِ اَحَدًا. Allah hükmüne, hakimiyetine, egemenliğine, kanun koyuculuğuna hiçbir kimseyi ortak etmez. Bu ve benzeri daha nice ayet-i kerimeler, hakimiyetin ve egemenliğin yalnız Allah'a ait olduğunu, Allah'tan başka hiçbir kimsenin bu noktada söz sahibi olamayacağını açıkça ifade etmektedir. Dolayısıyla eğer bir kul kalkar da Allah'a ait olan bu özelliği kendisinde görür ve insanların hayatına müdahale edecek şekilde kanunlar yaparsa, hükümler vaz ederse, Allah'a ait olan hakimiyet vasfını kendisinde gördüğü için Allah korusun şirke düşmüş olur. Bir insanda böylesi bir insanı destekler, böylesi bir insanın doğru yaptığını söyler ve bu anlamda ona arka çıkarsa, bu insanda Allah korusun şirke düşmüş olur. İşte şeytan aleyhillâne insanı ilk olarak buradan vurmaya çalışır. Yani insanı önce günaha düşürmez. İnsanı önce malayani şeylerle uğraşmaya teşvik etmez. Ama şeytan ilk olarak insanı şirke düşürmeye uğraşır. Çünkü insan şirke düştüğünde, biraz önceki ayet-i kerimelerde de ifade ettiğim üzere, ebediyen cehennemde kalır ve Allah korusun cennet kendisine haram olur. Bu nedenle biz insanların bu noktada gözlerinin çok açık olmaları ve şirk noktasında asla bir gaflete düşmemeleri gerekmektedir.